Belilife ailesine 41 kere maşallah diyoruz. İftar yemeklerinin devamını diliyoruz efendim. Geleneksel bir hal alacaktır. Seneye de Ramazan ayının içerisinde Belilife'ın iftar davetlerini umuyoruz ve diliyoruz efendim. Değerli meslektaşlarımız, Belilife'ın yine çok değerli bir misafirine mikrofon uzatacağım ama tekrar nerede olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Efendim, Belilife ailesi bu kez de Eskişehirlilere iftar yemeği sunmak istiyor. Anemon Otel'deyiz. Eskişehir'den olduğu kadar Kütahya'dan, Afyon'dan vesaire diğer illerden de, çevre illerden de dostlarımız buraya gelmeye başladılar. Efendim, yine bir dostumuza, bir büyüğümüze mikrofon uzatmak istiyorum. Helvacı oğlu Mevşat'ın sahibi Sayın İrfan Helvacı oğlu bizimle birlikte, kendileri Afyon'dan katılıyor efendim aramıza. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İrfan Helvacı oğlunu tanıyabilir miyiz? Senelerdir aynı firmada devamlı çalıştığımız, beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir firmayla çalışmakla gurur duyuyoruz. Müşterilerimize daha iyisini, daha güzelini, daha kalitesini vermeye gayret ediyoruz. Peki efendim, Sayın Helvacı oğlu kaç yıldır bu sektörün içerisinde? Şimdi şöyle bir hesaplayacak olursak 50 senedir 50 bu sektördeyiz. 50 senedir bu işte. Yarım asır. Evet. Yarım asır. Evet, evet. Peki Baydemirler Grup'la, Belilife'la kaç yıl oldu yaklaşık? Aşı yok ama 85'ten bu tarafa, hı-hı, Baydemirler'le çalışıyoruz. Ama 90'dan sonra da bayi olarak çalışmaya başladık. 30 yıl. Evet. Evet. Maşallah efendim. Şimdi siz büyüklerimizi aramızda gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Rica mesleğimiz ederim. Adına seviniyoruz, sağ onurlanıyoruz. Olun. Ve sizden çok şeyler öğrenebileceğimizi de biliyoruz. Bugün burada Belilife ailesini yalnız bırakmadınız. Bu etkinliklerin sizlere faydalarını sormak istiyorum. Eskiden tekstil nasıldı? Şimdi nasıl bir hal aldı? Bunun analizini de sizden rica ediyorum. Eskiden tekstilde bazı şeyleri istediğim şekilde bulamıyorduk. Zaman zaman dışarıdan gelen gemilerden mal alıp müşterilerimize takdim ediyorduk. Ama işte 90'lı yıllarda, 85'li yıllarda Baydemirler bu işe el attı. Gemiyi yürütmeye başladık efendim. Evet. Kaptanımız Sayın Erdoğan Baydemir'in katkılarıyla. Evet evet, aynen öyle yani. Hep dışarıdan gelen, gecenin saat 3'ünde 4'ünce gemiye inerdik. Gelen kişilerden birer pono, ikişer pono mal alırdık. Yani o şekilde zor şartlarda ticaret gerçekleştiriyorsunuz. Ayağımıza geliyor. Ayağımıza beğeniyoruz. İstediğim şekilde istediğim şeyi alabiliyoruz. Kestiriyoruz. Bütün hepsini, malın tamamını almak zorunda kalmıyoruz. 500 çeşit elimizde mal var ama 500 top mal mağazada teslim edemem. Peki sizi yakın senelere götürelim. 10 yıl önce bu tür iftar yemekleri var mıydı? Yoktu. 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 Yoktu, hiçbir şey yoktu yani. 3-5 yıldır var değil mi iftar yemekleri? Aşı yok abi. Aşı yok abi, evet. Ben diğer firmalarımızda da bilemiyorum, oluyor da bizim haberimiz olmuyor mu? Baydemirler'in de iftar yemeklerinde yine önce olduğunu. Evet, aynen öyle. Öncüdür. Daha önceki işte firmalarda böyle şeyler hiç gözükmedi. Bilmiyorum var mı, yine de bilmiyorum hani yani. Var da duymuyor olabilir miyiz diye de düşünüyorum zaman zaman. Haksızlık etmemek. Biz duymuş olmamız lazım. Ben de duymuyorum. Ben de duymuyorum efendim. Yok kimse. Peki efendim. Kaptanımız Sayın Erdoğan Baydemir'in mürettebatına mikrofon uzatmak istiyorum. Sizinle ilgilenen Baydemirler Grup ile aranızdaki köprüyü sağlamlaştıran Sayın Yaşar Sucu. Efendim, şimdi genç bir meslektaşımız Sayın Sucu. Evet. Zaman zaman sizlerin tecrübelerinden yararlanıyordur illaki. Sizlerin tavsiyelerini firmasına bildiriyordur. O yönde de bir ürün çıkartmak olsun, değil mi? Yenilikler aşamasında olsun, mutlaka firmasını bilgilendiriyordur. Biz şimdi müşteriden aldığımız şeyi Yaşar Bey'e iletiyor. Evet, o da firmasına iletiyor. Yaşar Bey firmasına iletiyor. Ha, istenilen mal neyse onu götürüyoruz. Odur yani şeyde. Birbirimize bağlantılıyız. Öyle olması lazım. En alt basamak da benim. Benden sonra bir üstüne, ondan daha üstüne, ondan daha üstüne götürüyorsun işte. En güzel şeyler bunlar. Peki buna. Efendim, Yaşar Sucu'ya dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Yaşar Sucu,
Ne kadar güzel efendim. Hala İrfan ağabeyimiz gibi büyüklerimiz başımızda. Bizleri yönlendirebiliyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bu tarzdaki müşterilerimiz yani geçmiş olduğundan dolayı onlar bizden daha tecrübeli. Evet. Daha biz onlara göre 12 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Çömeziz onlar, değil mi? Çömeziz. Onlara göre çömeziz. Onlara göre biz çömeziz daha. Onların sayesinde tabii ki bunların tecrübesinden yararlanaraktan iyi şeyler firmamıza katıyoruz yani. Peki, teşekkür ediyorum. İrfan abicim, kameramıza neler söylemek istersiniz? Sizi tüm Türkiye'den meslektaşlarımız izliyor. Sayın Erdoğan Baydemir izliyor. Sayın Erdoğan Baydemir'e neler söylemek istersiniz meslektaşlarımıza? Şimdi bütün arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Bu tür bir malı bize sundukları için. Yani bu tip şeyler pek fazla bir şeyde yoktu. Yani evet. Dediğimiz gibi gemilerden alıp 3-5 pano onu götürüp satıp tekrar getirdik. Zorluklarla alıp götürüyor ama şimdi her şey ayağımızda. Çok güzel, fevkalade. En güzel şeyi yapıyorlar. Biz de teşekkür ederiz Baydemir'lere. Keselerine bereket. Bereket. Hepimiz de birbirimizden istifade ediyoruz. Evet, evet. Benim altımdakiler bana, o üsttekiler birbirimize bağlantılıyız yani. Tek başımıza evet. Yemiyoruz yani. Hepimiz beraber yiyoruz. Tabii. Efendim siz Allah başımızdan eksik etmesin. Hep aramızda olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Değerli meslektaşlarımız, efendim Sayın Erdoğan Baydemir bizimle bir röportaj gerçekleştirmişti birkaç gün önce. Demişti ki çocuklar Ramazan ayı içerisinde 5000 müşterimize iftar yemeği vermeyi hedefliyoruz demişti. Efendim biz kendilerine başarılar diliyoruz, keselerine bereket diyoruz. İnşallah 5000 müşteriye ulaşacaklardır diye düşünüyoruz. Eskişehir Anemon Otel'den Perde Satıcıları Haber Portalı ekibi adına hepinize hayırlı işler diliyoruz.